Bak sen Elveda Şişko'nun ilham verdiği bir arkadaş daha. Oo maşallah 50 kilo mu verdin Semih? Ciddi misin ya? 3 senede falan vermiş ama. Maşallah. Devam etsen keşke Sungurcuğu. Keşke kral. Ben de Elveda Şişko yazdım yazdım. Kaslanıp durdum abi. 0 kilo verme. Hırtlağını tutmadın. Hayır, başlarda kilo Ya niye verdin. tutacağım abi? Aşkım. Hatırlayın chat. Başlarda kilo vermedi mi? Yüzü süzüldü. Omuzları, vücudu iyice ortaya çıktı. Başlarda kilo Oha. verdin. Sonra araya pandemi girdi maalesef. Pandemi happened all of us. Sonra da zaten hırtlağını tutmadı. Hala spora gidiyor. Hala ağırlık çalışıyor. Bir şeyler yapıyor ama hırtlak tutmak yok. Ya benim canım orada nerede sıkıldı biliyor musunuz? Elveda Şişko serisinin son videosuna bakın. Son videoda üstümüze spor salonunu kapatıyorlar. Bir biz kalıyoruz yani. Sonra ben pandemi Evet. boyunca spora gidemedim. Spora gittim. Kimse gidemedi Spora gerçekten. gittiğimde de bir 6 ay maskeyle spor yaptım. O 6 Ondan ay da nefret maskeyle etti. yaptığım dönemde de yani ne tadım kaldı, ne tuzum kaldı. Bir tadım bir tam kaçtı yani. Onun bir şeyini geri toparlayamadım. Şimdi haftada 2 falan gidiyorum. Eskisi kadar hevesli değilim yani. Böyle bir şey oldum. Maskeyle spor yapmak niyeyse beni çok soğuttu. Şimdi gerçi salona yeni aletler almışız bayağı. Onlar bayağı coşkulu Benim yani. de hiç umurumda olmadı biliyor musun? Ne Spor bileyim beni salonları çok sıktı açıldı. ya. Hem de çift maskeyi taktım. Gittim abi. Hanım ama biz sen gibi 20 kilo basmıyoruz ki 65-70 kilo basıyorum ben aletlerde. O nefes bana Bebeğim. lazım yani. Sen şimdi bir kere erkeksin. Boşuna artistlik yapmana gerek yok, tamam mı? Evet, sizin zaten daha fazla kasınız var. Her halükarda bizden fazla Hayır ama basarsınız. daha çok oksijene de ihtiyacım oluyor benim yani. Aramızdaki fark bence şu. Ben şunu bildiğim için. Covid olmam mı daha kötü yoksa sporsuz kalıp tımarhanelik olmam mı? Yani Covid olurum daha iyi oldum. Çift maskeyle gittim spora çünkü ya hareketsizlik benim kafayı bozuyor yani. Hakikaten psikolojime zarar veriyor. Yani çift maske, mif maske taktım gittim valla. Elveda Şişko serisini izlerken 5 kilo aldın. O da bir başarıdır. Totalde 85 kilo vermiş biriyim. Oo maşallah. Enkvaros ne demiş, hiçbir şey anlamadım ha. Bir şeyler demiş ama. Totalde 85 kilo ne ya? Oo, maşallah. Ben de 4 aydır gidiyorum. Kilo sabit kaldı. Kaslı biri oldum iyice. Vallahi arkadaşlar benim spor şu işlerime yaradı. Yani Levent sağ olsun. Baktı ben yemeği de kesmiyorum. Ona göre çalıştırıyor beni artık. Her yeri küçük küçük kaslandırdı. Yani bel, sırt, omuz. Bir de ben boyluyum ya biraz. Şey iyi oldu yani. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bel ağrım geçti. Daha Can benden fazla dinamiğim. yemiyor biliyor musunuz? Ben bazen, hatta çoğu zaman ben normal öğünü candan fazla yediğim oluyor. Senin tek olayın aşkım gece 12'de kafana esip çikolata yemen. Filan. Onun gibi şeyler aslında yani. Tek olayı bu. Tabii benim spora başlamadan önce çok bel ağrılarım vardı. Yataktan bel ağrısıyla falan uyanıyordum. Hepsi geçti arkadaşlar. Hiç ağrı mağrı hiçbir şey kalmadı. Nefesim çok daha güçlü. Yani evet kilo da versem mükemmel olacak ama kilo vermeden bile düzenli spora gidiyor olmak Tabii. şeyim değişti ya. Postürüm değişti yani. Eski videolarıma bakınca fark ediyorsunuz onu. Eski videolarda böyle öne doğru poşet gibi serilmişim. Şimdi oturdum mu böyle bir gene şey oturuyorum yani. Hani vücudun her yeri kaslar birbirini çekiyor falan çünkü. Ama tabii çok daha iyi yapsam da daha fit olsam isterim ben de hala. Yani öyle bir yere varmış gibi saymıyorum kendimi. Ama yok yani hiç sporsuz kaldığım dönem çok kötüymüş meğer asla oraya dönmek istemem. Mesela benim hayatımda her zaman spor olmuştur. Ben hareketsiz kaldığım zaman gerçekten sinirlerim bozuluyor. Boksa başladıktan sonra müthiş rahat etmiştim. Gidemediğim zamanlarda Can anlıyordu dışarıdan. Bana yine gelenler geldi diye. Hatırlıyor musun? Beni ensemden tutup kapının önüne koyuyordun spora git diye. Hadi hadi spora git falan diyordu bana böyle yani. Delik don tonu bir Gerçekten ara çok ben de iyi geliyor. yapıyordum. Ben de yapayım ya. Şu Interstitial'a da ben geri döneyim hadi. Beni Neyi? gazla biraz. O ne ya? Oruca bir geri döneyim. Intermittent fasting mi? Ha. Aşkım ne yapayım senin için daha? Gazla hatırlat. Saat 7 oluyor. Yedim mi yemeğini de ben saat 7'ye Kızıyorsun abanayım. bana. Tamam. Kızıyorsun bana aşkım. Kızmam bir daha. Karışma benim yediğim içtiğime diyorsun. Tamam. Efeleniyor bana ya. Değiştiririm Şu tabii. nazik, şu tatlı adam var ya. Hani hep yazıyorsunuz ya. Ay Sungur ne kadar sabırlısın da.
bu Ceren'de ama Yelloz'da ona sabrediyorsun da filan dediğiniz adam var ya. Tabii. Adamın yediğin işine karış bakayım. Tabii. Yok, yediğime içtiğime karışmayacağım. Sen bana de ki... Şahika Koç Arslanlı çıkıyor içinden. Sen bana de ki, kocacığım da saatte 7'ye yaklaşıyor. Son yemeğini yedin mi bak, başka bir şey yemeyeceksin bugün de. Bu pası bana veriyor musun? Bak canlı yayındayız. Ama yediğime karışmayacağım. Diyeceksin ki bak, hatırlatıyorum sadece diyeceksin. İkisinin arasında fark var. Bir parça müdahale atıyorum, saat 12 mı oldu, ben çıldırdım ve ayva yiyorum mesela. O zaman benimle ayva arasına girmemeni ben sana tavsiye ederim. Peki. Ama sen hatırlat yani. Aşkım. Şey evet, de yani, ben görevimi yaptım bırak. De. Abur cubur almayı bırak diyorsun. Lapur lupur götürüyorum abur cuburları da ha. Ama aşkım ben daha çok gidiyorum spora. Neyse hadi oyuna oynayalım. Bu pası bana veriyor musun Sungur? Evet evet. Veriyorsun bak, canlı tabii. Yayındayız. Ha. Tamam, ağız burnu yersen hatırlatırım. Yani akşam 7'den sonra yemeği bıraksam bir de benim uykularımı da çok rahatlatacak. Bu evet, gece bebeğim. Yemelerini azaltmam lazım. Evet aşkım. Evet bir tane. Tamam. Ama yine de çok coşarsam benim ayvamla gofretimle arama girme yani. Ben sana onu tavsiye ayvanlarına ederim. Ayvanlarına girmesem de gofretlerine girsem olur mu? Okey. Bari gofret yeme. Tamam. Bebeğim meyve okay, ye okay. Falan desem olur mu? Tamam. Tamam. Kükrüyor çünkü ya arkadaş. Kükrüyor. Plan alıyorum. Harbiden kükrüyor yani. Blender'da çekeceğim gofretleri artık. Ne? Saçmalama be. Sen beni de çekeceğim Blender'da yakında. Çok iyi oldu Blender ha. Su içiyor musun? İçeyim kral. Su da az içiyorum. Klip alın, bozarsa psikolojik baskı yaparız dendi. Evet lütfen alın. Siz de hatırlatın ya yayınlarda falan.